Yani özür dilerim ama yani işte milyonlar seni tanımıyor. Şimdi artık biliyorlar, tanıyorlar. Evet, ama tanıyorum. Öncesinde sen Kütahya'dayken seni tanımazlar, etmezler. Birkaç tane takipçim var yani. Evet. Ondan sonra ay Süleyman da eve gitti ne yaptı diye kızlar meraktan ölmüyordur herhalde yani. Ölüyor muydu yoksa kızlar meraktan? Hemen canlı yayını seni mi görmek istiyorlardı? Ablacığım şimdi şöyle bir şey. Canlı yayın açtığım zaman zaten geliyorlardı yayına. Ne yapın? Ne canlı yayın açtığım zaman zaten geliyorlardı yayına. Hani orada da biz... Ya özür dilerim, eve girdin. Anlamaya yardım... Yani anlatır mısınız? Eve girdi. Yemeğini yemeden mi canlı yayına başlıyordu? Kapıdan açar açma zaten canlı yayını açtı. Şaka yapıyorsun. Kapıyı tabii. Açarken canlı yayında. Kapıyı açtı, canlı yayına başladı, içeri girdi. Yok öyle değil. Daha eşin sana ilgi göstermeden kızlar sana ilgi göstersin diye yapıyorsun. Yok öyle değil. Mesela kızlar, işten gelirken, Eşine söyle. İşten gelirken işte yayını açıyordum abla. Ben yalan konuşmuyorum zaten. Her zaman doğruluk benim için önemli. Yayın açarak geliyordum. Evde hatta eşim, bak şunu da açık açık söyleyeyim de yalan söylüyor demeyin bana. Kapıyı açıyordu. Hani oradan onun da TikTok'u var. Takip ediyordu canlı yayını. O da vardı zaten. Ben içeri girdiğimi görüyordu yani. Tamam da eşim ilgi göstermedi. Sen kapıdan girer girmez canlı yayına başkalarından kapan oralarda. Bu çocuk ne yapsın? Eşim hoş geldin. Sen canlı yayına gidin. Ben de katılayım mı desin? Yo benim zaten bu yönle de canlı yayında... Bu yaptın zaten canlı... bir hata. Benim... Bazı eşim biliyorum hata da. Yaptı. Eşim ilgi benim... göstermedi diyorsun. Kıskandım açım başka bayanlara... Babacığım benim gidiyorsun. Canlı yayına katılmamın sebebi bu zaten. Eşim benim derdimi şu an desin ki Süleyman ben senin derdini bölüşeceğim. Mesela senin bir sıkıntın olduğunda yanına destek olacağım. Senin derdini bölüşeceğim peki, desin. Tamam da hiç tamam konuşmadık mı biz seninle bir konu yapsın. Bana rağmen benim bu çocuk ben... nasıl sana güvenip de eşim diyecek? Nasıl? Ben evde kim anlatacağım babacığım? Ben evde kim anlatacağım? Ben eşim anlatacağım. Benim anam babam ama yanımda gelir gelmez sen annem, canlı babam yanımda mı? Benim annem babam çertede değil mi? Ben kim var benim yanımda? Eşim var. Ben eşim anlatamayacağım. Kim anlatacağım? Ya erkek arkadaşım anlatacağım ya da canlı yayın yapıp oradakilere derdim anlatacağım. Eve girmiyorum ki. Ya bir de gelin ya bir de gelin. Geldiğimde ya. Canlı yayın yapıyor. Ondan sonra çıkıp gidiyorum. Tamam babacığım siz haklısınız. Ben kaç defa geldim seni evde buldum. Tamam babacığım. Birinde yemek yiyorduk da telefon geldi babacığımdan gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kahveye gidiyorsun. Size saygımız sonsuz. Ne işin kahvede? Orada diyorsun ki ben söz verdiğim zaman bak kim olursa olsun sözümü tutan bir insanım. O gün önceden planlamış şurada söz verdiksek siz o gün geldiğinde size de diyordum. Bak diyordum babacığım bugün halı sahaya söz verdim arkadaşlarla. İzniniz olursa ben oraya gideceğim dediğimde sen gidemezsin dedin gidemedin. İzin veriyordum. Mesele Fevzi Bey'le aranızdaki mesele değil. Bir dakika Fevzi Beyciğim, mesele senin gelip gitmen değil yani. Karı koca arasındaki mesele. Tamam. Hatice tatlım benim. Efendim. Baban seni canlı raş savunuyor. Sen yan gözle Süleyman'a bakıyorsun. Bak kızım, yani oraya bak da ondan sonra kararını bak. Karar senin. Ben gitme demiyorum ama yarın bir ay geçmeyecek. Bunlar tekrar yaşanacak. Ondan sonra kafanı duvara vursan işten geçecek. O taraflardan bahsediyor, kızlardan bahsediyor. Evet. Şu anda ben, kararın ver. Ablacığım ben söz veriyorum tüm Türkiye'nin önünde. Ben bir daha aynı olay yaşanmayacak ve ben eşime burada söz veriyorum. Ben eşimi seviyorum. Ama sadece bak şey bu kızlar meselesi çok büyük bir mesele tabii ki. Evet, açık söylemek mesele. Farkındayım. Ama sen dün dedin ki dudakların ben... titriye titriye. Dedin ki baban şunu telefon Selahattin Bey'di değil mi baban? Evet. Selahattin Bey'i yayına bağladık. Şimdi tekrar hatta. Evet. Dudakların titriye titriye. Hatice aynı zamanda bu ilgisizliğini babamlara da gösteriyordu dedi. Dün Hatice, Selahattin Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi gelininiz, teşekkürler. Gelininiz burada. Ben aradan çekileceğim. Lütfen siz gelininizle konuşur musunuz? Hatice lütfen sen de kayınpederinle konuşur musun? Evet. Ha, ben çekildim aradan. Sana diyor ki yani biz ona kızım kızım dedik ama işte kocan diyor ki benim babamı yeterince ilgi göstermedi. Ya bu çocuğun şimdi kapasitesi bu. Ben bunu kabul ettim. Ha, kabul ettin. Çocuğun kapasitesi. Kabul ettim. Ben zaten kabul ettim. Ben kapasitesi ne demek? Ettim. Özür dilerim Selahattin Beyciğim. Kapasitesi ne demek? Ben ana çok neşeli bir olduğunu öğrendim. Ben onun için demek istedim. Neşeli biri değil, huyu böyle diyorsun yani. Bir şey sorduğun zaman cevap veren bir kişi benim gelinim. Ana sormaktan sonra bir şeye cevap vermez. Hani bilmiyorum. Ben gelinimi çok seviyorum. Gerçekten takdir ediyorum. Allah razı olsun. Ama dün oğlun da sen de anne demiyor, baba demiyor bize diyordunuz. Evet. O olayı... Tamam bana demiyordu ama Süleyman gibi hani çok şey değildi. Aktif değil demek istedim ben. Ha onu söylemeye çalıştım. Benim sessizliğimi ilgisiz olarak gördüler galiba. Sessizliğini ilgisiz olarak gördüler. Aynen öyle. Buradaki...
buradaki gibi evde de sessiz miydin? Evet. Kocan canlı. Evet. Ben de öyleydim. Konuşmaz mıydın kayınpederinle, kocanla, annesiyle, kayınvaliden? Sorarsan cevap verdi. Ha, sorarsan. Hı. Ya, yani ben... Ben, İdem Hanım, bir şey sorabilir miyim? Sorun Selahattin Beyciğim. Ben bunlara taksi değiştirirken kendime sorardım. Traktör değiştirirken kendime sorardım. Neden? Ben kendime sormaktan sonra bir şey yapmazdım. Ya traktörü değiştirince geline soruyorsun? Soruyordum, herkesin fikrini alıyordum ben. Herkesin fikrini alıyordu evde. Ha, aynen. Senle, yani Hatice'yle diyalog kurmak için çaba sarf etmişsin anladığım kadarıyla. Yani gelinin de aktif olsun, kararlarda şey yapsın. Peki Hatice ne yapıyordu? Susuyor baba, muydu böyle? Ya ben de kendim bilirdim söyledim baba diyor. Kendim bilirdin diyordu bana. Kendim bilirdin diyordu. Ama bak gelinime de sorun. Ben kızım olarak da hitap ediyorum. Kızıma da sorun. Ben kızıma verdiğim bütün sözlerin arkasında baba olarak da durdum mu durmadım mı? Durdu. Durdum baba. Durma yapmadın de. Bir dakika babam bir şey söylüyor. Ne yapmadı da yapmış? Evi üzerine yapmak istemiyorlar. Evet. Bunun altınları satıldı. Ev için satıldı. Benim hanım. Bak Fenizli Bey bir şey söylüyor. Bir dakika şu bir... Bak. Ha, söyle. Söyle Selahattin Beyciğim. Benim hanım. Söz hakkı istiyorum. Söz hakkı istiyorum benim hanım. Bana mı kızıyorsun anlamadım. Söz hakkı istiyor. Söz hakkı istiyorsun. Hayır kızmıyorum. Sadece söz hakkı istiyorum. Tamam ama bak şeyde Fevzi Bey tam konuşturmadın. Bir dakika tabii ki söz hakkı olacak sizin. Fevzi Bey diyor ki kızına söyledi. Kızı konuşmadığı için sufle verdi. Yani arkasından dedi ki senin dedi o evde sözüm var ya altınlarını satıp verdiniz. Ondan sonra yarısını hiç olmasın üzerine yapsın diye düşünüyorsun. Ya da hepsini mi istiyorsunuz? Bu sözü verdim sana. Dedim Hanım. Buyur. Dedim Hanım. Ha. Şimdi 5 tane altınla 6 tane altınla 5 bileziğine bu ev alınır mı? Alınmaz. Babamın benim babamdan kalma 6 tane tarla sattım. Evet. Ben 7 tane inek sattım. Evet. Efendim, baldız. Kaça aldınız evi? Aldım. Evi ne zaman aldınız? Kaça aldınız? Evi 4-5 sene önce aldık. Kaça aldınız? Vallahi büyük ihtimalle aşağı yukarı bize bir 120 milyara falan mal oldu o zaman. Tamam Hatice diyor ki senin altınların doğru düzgün yoktu. Ben de sağdan soldan arsa sattım doğru. Bilmem ne yaptım. Balansınlar yerine benim teyzem balansın. Benim o zaman 54 milyar yapmıştı. 54 bin lira yarı yarı ya. Balansın. Bak yarı yarı ya. Tabii 112,5 alındı. 112,5 alındı. Tam, altınlarda 54 yapmış. Derken 120 oldu. 120 oldu 54 de. Şimdi ama bu şimdi, güvence altınları... versin diyorsun yani. Evet, tamam neyin ablacığım şimdi bu biz buraya barışmaya gelmişiz. Ben eşimi seviyorum. Ben burada neyin güvence? Olur ne mu? Güvencesi ya? Ne güvencesi? Olacak. Çocuğun hayatı ne olacak? Nasıl çocuğun hayatı ne olacak? Babacığım ben zaten... Ben de diyorum ki bunun söylüyorum. Altınlarını babacığım, kayınpederi diyor ki evine verdim harcandılar dedim yok, diyor. Ben evin böyle tek çocuğum. Böyle bir dünya yok. Ben evin madem tek çocuğum. Madem barışacaksınız böyle barışın. Böyle şey olur mu ya? Ama maddiyatla bu çocuğun da bir geleceği var. Maddiyatla barışma mı olur babacığım? Maddiyatla barışma sen olmaz ki. Sen o zaman maddiyeti görmüyorsan bizim ben kızımı da görmüyorsun. Hayır. Asla. Ben gerçekten konuştuğum için seviniyorum. Ev, araba, altın, bilmiyorum. Ya tamam da. Böyle... Baban ne dedi? Bir kör iğne vermem bu saatten sonra. Hatice dedi, altınlar elde verdim, harcandılar derim dedi. Babacığım ben duymadım öyle dediğini. Evet. Siz yalan yanlış sözlere inanmayın. Fevzi Bey olmasa Fevzi Bey mi aranıza giriyor? Hayır, yalan yanlış sözlere inanmayın siz babacığım. Bizim zaten eşimiz, Allah göstermesin benim başıma bir şey geldiği zaman ya da efendim örnek veriyorum. Süleyman'cığım bir şey söyleyeceğim. Fevzi Bey yüzünden mi barışamıyorsunuz siz? Ya ben eşime beni seviyor. Ben eşimi çok seviyorum. Eşim de beni seviyor. Seviyordun da niye aldattın? Tamam da siz maddi konu benim için maddi. Tamam hani bu saatten sonra sana güvenmiyor. Çocuk da hayatını düşünüyor. Çocuğu da var. Onun hayatını düşünüyor. Tamam çocuğum. Evi üstüne yaptım. Tamam ben 3 aydır çocuğumu görmüyordum babacığım. 3'ü dün gösterdi ekipman arkadaşlama. Süleyman'cığım Fevzi Bey diyor ki madem seviyordun niye aldattın diyor. Doğru mu anladın? Evet. Evet. Çocuğun ben hayatı de, var. Ben de açıklamadım. Önünde bir geleceği var. Çocuğun da geleceği olabilir. Var. Onların tamam. Geleceği için... Evi üstüne yapın. Ondan sonra hayatımız devam etsin. Güvenmiyorum diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen de yapmıyorsun. Şey babacığım ben sana yarın bir şey söyleyeyim. Yarın yine aynı şey yapacağım. O zaman ben, ne olacak? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk yani, nasıl güvenecek sana? Bu zaman, şeylerden dolayı. Bak, o zaman, hala ben mahkeme açtığınızda boşanıp da ya tamam kafam rahat olsun boşandım demesini de bilirdim. Niye ben uzatıyorum? Sözleşmeli ben, boşanma davası tamam, artık imza attın. Tamam, niye geri çekti? O zaman boşanmıyorum dedin. Nafaka tamam. Vermemek için boşanmadığın ya iddiası nafaka, da var. Tamam da nafaka dediğiniz Didem abla 2-3 bin lira bir şey yani bu ben ondan kaçmam ki. Hı. Kim kaçar 2-3 bin lira? Öyle söyleniyor lira. Nafaka ödememek için tamam bunu da, yapmışsın. Tamam da ablacığım nafakadan kim kaçar onlara ya? Söyle. 3 bin lira. Nafakaya kadar düştü mü ben? Sana 1,5'ları verin dedim tamam. Ben nafaka tamam 1500 liraya kadar. Babam da dedi ki her aileyi aldığımda 2 bin lira ödeyeceğim ben çocuğum için dedi. Ben 1500 liraya kadar.
Bugüne kadar güvenç veremedi bu çocuk. Bundan sonra bu saatten babası güvenecek sana. Peki kimseye muhtaç ettik mi 5 yıl boyunca? Ne ailem ne ben 5 yıl boyunca Hatice'ye evet, kimseye muhtaç ettik mi? İşte. Ya bırak ya, baba gittin. Ya. Elindeki paraları onu harcadın. Evet. Didem, evet, Didem Hanım da biliyor. O tamam. Videoları görünce o tamam. Da biliyor. Sadece orada video. Siz yayında. Başka yerlere çekiyorsunuz olayı. Bütün Türkiye'de seni izliyor. Başka yere çekiyorsunuz olayı. Beni ayıplamıyorlar. İzleyebilir. Seni ayıplıyorlar. Hatice baban o kızları senden daha fazla soruyor ve merak ediyor. Biz o kızlar atla. Ama hayır ama kayınpeder ben... ikna olmuyor. Hatice sen ikna oldun mu kocanın söylediklerinden? Yani ben onları aldatmadım. Yanlışlıkla ablacığım, öptüm. Ben buraya. Ama Hatice bir konuşsun bir lafı bir ben, ağzını açsın abla, ya. Duygularını abla, söylesin. Ben buraya barışmaya geldim tamam, ya. Tamam bir Hatice de belki bir şeyler söyleyecek. Bir Hatice'cim sen barış ne istiyorsun? Kızı. Doğruları söylesin yani yaptıysa yaptım desin. Tamam biz ben zaten yalan söylemedim ki abla size hepsini anlattım. Dedim işte bu olaylar vardı kıskandırmak amaçlı oldu. Sende ilgi bulamadım. İşte onlara derdimi açtım. İşte bu ilgi olaydı gitmezdim. Sen ilk sefer zaten bir sefer tartışmamız oldu. Bir sefer kavgamız oldu dedim. Hepsini anlattım. Senin çok kıskanç olduğunu, bütün meselelerin o yüzden kaynaklandığını söylüyor. O kızlarla seni kıskandırmak için yapmış o yüzden. Tamam da Dinam Hanım siz sevdiğiniz kişi kıskanmaz mısınız? Ya kıskanırsın. Hı. Sen nasıl kıskanıyordun peki Süleyman'ı? Ne yapıyordun? Abla ben eşimi çok seviyorum. Normal bir kıskanç ben yine işte. Sözümün arkasındayım. Ben de eşimi çok seviyorum. Kim ne derse... Ben aynı. Ayrılmam abla. Sonunda göreceksiniz. Teker teker Hatice. Ya 2-3 tanesini biliyor. Gördüm yani. 2-3 tanesini biliyorsun. TikTok'unu gördüm yani evet. TikTok'lu bir tane Zonguldaklı var. Adı Zeynep'miş. Bir de şu kızı saçlı.